Bismillahirrahmanirrahim. Efsane bir kılıç ustası hikayesi. Aksakallı kılıç ustası oturduğu yerden kalfa ve çıraklarının çalışmalarını izliyordu. Evet, kalfa ve çıraklar çalışıyorlardı. Usta ise bunların çalışmalarını gördükçe çok mutlu oluyordu. Bilmekteydi ki bu dünyadan göçtükten sonra bile ustalığı bu genç insanlarda yaşadığı sürece ismi de kendisi de yaşayacaktı. Genç savaşçı kılıç atölyesine telaşla girdiğinde atölyede çalışanlar yoğun çalışmalarına devam ediyorlardı. Ustaya saygıyla yanaştı ve "Son cenk çok zorluydu," dedi. Yamulan kılıcını göstererek devam etti. "Tezden kılıcımı tamir ettirmek istiyorum." Kılıç ustası gönyeyi bozulmuş kılıcı dikkatlice inceledi. İnceledikten sonra savaşçıya dönerek "İş ustalık gerektiriyor. Diğer tamirlerden farklı bir yöntem ve teknik uygulayacağım. Bu hem pahalı hem de riskli. Kabul eder misin?" diye sordu. "Her şeye razıyım. Yeter ki kılıcım istediğim gibi olsun," dedi genç savaşçı. Yaşlı usta kılıcı oturduğu minderin altına yerleştirdi. Oturuş biçimini değiştirdi ve farklı hız ve ritimlerle iki kez oturup kalktı. Şaşkınlık içinde genç adam ustanın ne yaptığını anlamamış bir ifadeyle kendisine uzatılan tamir edilmiş kılıcı aldı. Korkulu bir telaşla kılıcını şöyle bir savurdu, dengesini hissetti ve rahatladı. Şimdi yüzü sakin ve tebessüm içindeydi, gülümsüyordu. Kılıcının yapıldığını öğrenince çok mutlu oldu. "Ne kadar ödeyeceğim?" diye sordu. Kılıç ustası sakalını sıvazlarken kendinden emin bir tavırla 20 altın dedi. Genç adam hiddetle karışık bir şaşırma halindeydi ancak kendini hemen topladı ve karşı taarruza geçti, saldırıya geçti. "Aman usta, yapılan işin tamamı iki darbe. Bu paraya yeni kılıç satın alırım ben. Bu bedel çok fazla. Çok fazla altın istiyorsun," dedi. "Hem bu kadarını ben de yapardım. Ne emek ne sermaye harcadın," dedi. Yaşlı usta sakince genç adamın cümlelerini bitirmesini bekledi. Kılıcı tekrar minderinin altına koyarak eski yamuk haline getiren iki darbeyi oturup kalkarak vurdu ve daha ne olduğunu anlayamadan savaşçıya iade etti. Şimdi çok kızmıştı genç adam. "Ben de yapabilirim," diye düşündü. Ustanın elinden kılıcı hırsla aldı ve yandaki konuk minderine oturup iki darbelik oturuş kalkışları gerçekleştirdi. Minderden muzaffer bir komutan edasıyla kalktı. Elinin minderinin altına soktu, kılıcı hızla çekti. Gözlerine inanamıyordu. Ata yadigarı kılıç ortadan ikiye parçalanmıştı. Çaresiz gözlerle ustaya döndü. Usta bu olayları yaşanmışlığın bilgesiyle genç savaşçıya, yaşanmışlığın bilgeliğiyle genç savaşçıya "Ödemeni istediğim bedel iki darbeye değil, 30 yıllık talimeydi, tecrübeyeydi," dedi. Evet, bir başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerimiz.